Abdestsiz nöbet tutmam. Abdest almadan nöbet tutmam. Sultan II. Abdülhamit Han zamanında sarayda gece gündüz nöbet tutan hassas askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenişleri yankılanırdı etrafta. Kimdir o diye, kimdir o? Kim var orada? İşte bu ses hep yankılanırdı. Hiç kimse yoktur ama onlar sanki birilerine görüyormuş gibi, birilerini duyuyormuş gibi, birilerinin orada olduklarını hissedermiş gibi hep kimdir orada, kim var orada diye bağırırlarmış. Sultan Abdülhamit Han zamanında. Selçuk Murat'la Aşk Amalı. Aralıklarla hep bu şekilde seslenirlerdi. Böylece devamlı uyanık durduklarını ve vazife başında olduklarını duyururlarmış. Ayrıca bu askerler her saat başı nöbeti başka arkadaşlarına devrederlermiş. Bir gece, bir gece yine nöbet yerinden sesler duyar padişah. Padişah yine bir ses duyar. Kimdir o? Kim var orada? Aradan bir saat geçmesine rağmen yine aynı ses bağırır. Kimdir o? Kimdir o? Kim var orada diye. Padişahın dikkatini çeker bu ses. Bir saat geçtiği halde değişmemiştir. Halbuki her saat başı nöbetçi değişimidir. Bir müddet beklerler ve tekrar sese dikkat kesilir. Hayret der, ses önceki sestir. Nöbetçi niçin değişmemiştir? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri hemen ilgilileri yanına çağırtır ve durumu öğrenmek istediğini söyler. Çünkü kendisine karşı düzenlenmiş müthiş bir bombalı suikastten kıl payı kurtulmuştur Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Ve bu olay daha da çok yenidir. Acaba yine bir Ermeni oyunu mu tezgahlanıyor diyerekten, tekrardan bir suikast hazırlıkları mı var diyerekten ilgilileri alır yanına ve bana bunun ne olduğunu söyleyin der. Aradan bir müddet geçer. Biraz sonra saatinde değişmeyen nöbetçi padişahın huzurundadır. Heyecan ve korku ile yüz yüzedir. Askerin yüzü yerde beklemektedir. Padişah sorar, sen kaç saattir nöbettesin der. Asker der ki, 1,5 saate yaklaştı hünkârım der. 1,5 saat. Bileli ben sana hasret. Bas beni bağrına, bitsin bu uslat. Ben beni bileli ben sana. Bas beni bağırma.
Asker der ki, 1,5 saate yaklaştı hünkârım. Niçin saat başında vazifeni devretmedin diye sorar. Hünkârım der. Benden sonraki arkadaş rica etti. Onun yerine de nöbet tutuyorum der. Padişah sorar, niçin? Neden usulü çiğniyorsunuz? O yiğit Mehmetçik utançla indirir mübarek başını ürkekliğiyle, yine baş başadır. Ürkekliği iyice artar. Söylemek istemez, söylemek isteyemez esasında. Utangaçlığındandır. Karşısında onun padişah vardır. Padişah ısrarla üzerine doğru yürür. Söyle der, konuş der. Asker padişahın huzurundadır. Edepli halleri vardır. Başını eğmiştir yere. Karşısındaki Sultan Abdülhamid Han Hazretleridir. Padişahım der. Padişahım der. Hünkârım der. Benden sonraki nöbetçi ihtilam olmuştur. Ben bu haldeyken Halife-i Müslim'in korumasından vazife alamam der. Ne olur der, sen benim yerime de nöbet tut der. Sonra da ben senin yerine tutarım der. Ben de kabul ettim sultanım der. Biliyoruz çiğnedik ama durum budur sultanım. Benden önceki nöbetçi ihtilamdadır. Ben bu vaziyette nöbet tutamam dedi. Onun içindir sultanım. Sizi ezmek demek değildir. Emrinizi baş yerine koymak demek değildir. Durum budur sultanım. Durum budur sultanım, padişahım. Padişahın hoşuna gider. Mehmetçiğin bu inceliği, askerin bu inceliği Sultan Abdülhamid Han'ın çok hoşuna gider. Sabahleyin hemen askerlerine emir verdirir. Gusülsüz nöbet tutmayın. Askeri huzuruna getirir. Geceki davranışından duyduğu memnuniyeti ifade eder. Tebrik eder askerini. Tebrik eder. Ondan sonra der ki, herkes yıkanansın, herkes yıkansın. Abdestsiz nöbet tutmam diyen askerin başından geçen Sultan Abdülhamid Han Hazretleri döneminde yaşanan hadise budur. Abdestsiz nöbet tutmayanın askerin davranışı budur. Davranışından dolayı da Sultan Abdülhamid Han Hazretleri de memnuniyetini askere bildirir.